Evet sevgili izleyenler şu anda fidan üretimi yapılan arazide fidanların sökülüp burada tekrar toprağa gömülerek satışa hazırlanmak üzere burada ne olarak ayrılıyor? Yani şimdi şeftaliyi nasıl işte ayvayı nasıl ayırıyorsunuz onunla ilgili? Burası depolama standımız. Burada fidanlar cinsine ırkına göre ayrılır. Ee, yarı bodur, tam bodur, klasik e, olmak üzere üçe ayrılır. Peki efendim e, şimdi burada e, fidan dikimi yani hani derler işte bu aylarda fidan dikilmez e, bilgisi, doğru bilgi belki yanlış bilgi bilemiyorum. Evet. Bunu sizden almak istiyoruz. Yani şimdi bu Aralık ayında mı e, ekim yapılırsa daha iyi olur yoksa hani ilkbaharda mı dikilse daha iyi olur? Bunun ikisinin arasında fark ne olur? şimdi eskiden bildiğimiz gibi babalarımız, dedelerimiz, babalarımız hep böyle Mart, Nisan gibi dikim yapıyorlardı. Ama o bir yanlış. Niye? Çünkü fidan toprak toprağa girdiği anda, dikim yapıldığı anda genişlemeye başlar. Kışın uyur fidan ama bir uyurken de genişlemeye başlar. Yazın boya gider. Tabii tabii, tabii kök gelişimi bir de enine yani kutu olaraktan genişler fidan. Dikildi zaman çünkü o da bir canlıdır. Ama bizim buradaki en güzel dikim Karadeniz bölgesindeki ve Türkiye genelindeki bölgesinde en güzel dikim Kasım ayıdır. Kasım ayının işte birinci ikinci haftasında yaprak dökümünden sonra biz burada dikimi tavsiye ederiz ki Mart'ta Nisan dikilen fidanlardan bir yaş daha ileriye gider. Çünkü toprağa dikiyorsun koyuyorsun yağmuru buzu karı yiyor ondan sonra saçak toprağa adapte oluyor zaten Mart ayına kadar. Evet. Mart ayına kadar toprağa adapte oluyor. Zaten dikilen fidanlar hemen belli başlı bir şekilde büyümeye başlar. Mart'ta dikilen fideyi bir ay sonra sökün. Hiç uyanma yoktur. Kasım ayında dikilen fideyi Mart ayı içerisinde sökün. Yani dipten saçaktan saçak değirmeye değiştirmeye başlamıştır zaten yani. Bu kuyular açılıyor. Bu kuyuların derinliği ne olmalı? Genişliği ne olmalı? Bir de şöyle diyorlar gübre konsun, yanmış gübre konsun falan diyorlar. Kimi de diyor ki hayır yanlış yanlış gübreyi ilk dikimde kullanmayın. E, çeşitli mantar hastalık gelir diyorlar. Burası siz e, e, neler yapıyorsunuz? Neye dikkat edilmesini istiyorsunuz? Ya şimdi e, normalde vatandaş kolaylık olsun diye bir işte 10'a 10, 10 20'ye 20 bir çukur açar, koyar hemen kapatır üstünü. Fidan diktim, diktim. Şimdi e, Fidanın rahat ilerleyebilmesi için, saçaklarının gelişebilmesi için, bir iki yıl kendini toparlayabilmesi için e, dikim standartımız bizim ve genelde böyledir zaten. E, 60 eninde 60 derinliğinde bir çukurdur. Üstten alınan 30 santim toprak bir kenara konulur. Tabandan çıkan toprak bir kenara konulur. Üstten çıkan toprak gerisin geri kuyunun yarısına kadar doldurulur. Ondan sonra fidan konulduktan sonra aşı yeri kıbleye, doğuya, güneydoğuya gelecek şekilde ayarlanır. Geri kalan toprakla da üzeri kapatılır. Hafif yine tek ayağınla çok değil yani. Hafif yine tek ayaklı, hafiften bir içlenme yapılır. Ondan sonra mümkünse fidan başı ikişer kova, ikişer teneke, artık 20 litre civarında bir su dökülür. Can suyu dedikleri, Can suyu dedikleri bu. Niye o da niyedir? Ee, çünkü zaten su döktükleri zaman e, onlar da görecek ki bir fokurdama olacak ya Toprakta bir gabartı var, hava var. O hava boşluğunu almaktır yani gaye. Kökün hava almaması için Yani değil çünkü saçaklar şu el tabanı gibidir. Ne kadar çinlersen içinde şu alttaki boşluğa yok. şey girmez, evet. toprak girmez. Orada bir hava akımı oluşur. Suyu koyduğunuz zaman bir fokurtamalar oluşur. O olduk bittikten sonra tamamen toprak zaten aşağıya doğru çökecektir. O çökme olduktan sonra bil ki orada kesinlikle bir hava boşluğu falan kalmayacaktır. Ee, artı bir de hayvan gübresine geldiğimiz zaman hayvan gübresi yani araştırmalarımıza göre mantar hastalığı yapıyor. Bir de affedersiniz e, işte kışın soğuk aylarda soğulcan, dana dişi fare gibi asalakları haznesinde orada barındırır. Onların yukarı e, inip aşağı çıkması ...esnasında bir şey oluşur orada... ...bir işte delikler oluşur, bir hava alma oluşur... ...onu engellemek için biz vatandaş ediyoruz... ...bunu dikerken hiçbir şey koymayın... ...sadece en tabanına bir 20-20-18-46... ...taban gübresi bir avuç atın... ...en kuyunun en tabanına, onun üzerine toprak koyun... ...ondan sonra fideyi koyup... ...normal, standart bir şekilde dikin... ...varsa hayvan gübresi 1-2 yıllık... ...en üzerine sere, serebilirsiniz, o da... ...toprağı nemli tutar... ...çatlamayı engeller... ...zaten hayvan gübresinin gayesi toprağı işi şey yapmasıdır çatlamayı engellemesidir evet, yani. Evet, tamam. Bence en güzel e, fide kalınlığı işaret parmağı kalınlığındaki bir yaşındaki fidanlardır. Yani evet. iç, üzerinde bol göz olanlar. Evet. Bir de e, şimdi erken piyasaya sürmek için çeşitli yerlerde fideler var. Yaprağını sıyırdığın zaman gözler körelir. Yaprak kendilerinden mi dökülüyor? Yani biz o yüzden vatandaşa işte bizim dükkanımıza gelenler, buraya gelenler ve bayilerimize her zaman deriz. Bizim yaprak ne zaman dökülür? Biz piyasaya o zaman fidanı çıkartırız. Çünkü yapraklarda sıyırma olduğu zaman gö gözlerde körelme oluşur. Ondan sonra gözlerde körelme körelme olduğu zaman da yani e, taç e, yani taç yapamazsınız. Taç yapamayacağınız için de verim olmaz. Evet. Bu da sizi en fazla yani yaklaşık bir yıl veya iki yılınızı Çalar yani. Yani o yüzden fidan işi biliyorsunuz uzun vadeli bir iştir. Yani verdiğiniz paraya değil de geçirmiş olduğunuz zamanı geri getiremezsiniz. Evet doğru. Yani. Efendim çok teşekkür ediyoruz kolay gelsin. Evet sevgili izleyenler şimdi burada söküldü toprağa kapatıldı. Bir de bunun teşhir için merkezde bulunan satış bazasına bir gidelim. Bakalım orada fidan satışları kaça gidiyormuş. Nasıl olurmuş talepler nasılmış bir onu öğrenelim. Evet sevgili izleyenler bin bir güçlükle yetiştirilen fidanların sökülüşünü ekrana getirdik. Şimdi ise bu sökülen fidanların burada toprağa gömülüp müşteri beklemesi yani pazarlanması anlamında e, burada çalışmalar var. Evet bu pazarlamayı yürüten e, arkadaşımızla birlikteyiz efendim sizi tanıyalım. Ben, Kamil korkmaz korkmaz fidancılık olarak. Sökülen fidanları burada pazarlıyoruz. Efendim e, talep nasıl e, ve kaç yıldır da siz bu işi yapıyorsunuz? Bir de artık fidanlarda e, sertifikasyon e, şekli var. E, bir de artık pazar yerlerinde de fidan satışları yasaklandı. Bu sizi nasıl etkiledi? Olumlu mu, olumsuz mu? Şu anda biz bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Son 15 yıldır sertifikalı olarak fidan üretimine geçtik. Üretim yerimiz Kedikler Köyü, bölge trafiğinin olduğu yer. fidan fiyatlarımız son 6-7 yıldır %80'i 5 liradır. Klasik fidanlarımız, bodur fidanlarımız biraz daha farklı, bir iki buçuk lira daha farklı olarak şey yapıyoruz. Yani maliyetler çok yüksek. Diyelim 6 yıl önce 25 liraydı işçi yemesi, şu anda 40 lira. Mazot dersen 5 liraya dayandı. Onun için yani e, fiyat, maliyetler yüksek ama fiyatlarımız, satışlarımız aynı gene. 5 TL olarak %80'i fidanlarımız 5 TL üzerinden satıyoruz. Niye peki efendim yani e, biz zarar eden bir işletme e, pozisyonuna düşmüşsünüz. E, neden yani bu 5 lira fiyatı pek azıcık yükselse e, talep mi düşürüyor yoksa e, böyle bir şeyiniz mi var? Çünkü çoksa arz talep dengesi. Şimdi şöyle genelde Türkiye genelinde yani fidanların parakende fiyatları 5 lira. Yani biz buna uymak zorundasın. Ee, siz vermezseniz başkası veriyor. Mesela daha önce üretimlerde sertifika fidanlar yine her ne kadar pazarları yasakladılarsa gene şu anda serbest yaptılar pazarları. Son yeni çıkan yönetmeliğe göre. E, millet ona göre gene de yani bir e, şey yapamazsın fiyat konusunda. Türkiye genelinde uymak zorundasınız. Peki efendim, e Doğru yani şimdi bu sıkıntı var. Siz burada sertifikalı ürün üretiyorsunuz. Biz işte ara sıra bizi de arayanlar oluyor yani üreticilerden. İşte pazardan fidan aldım diyor. Elma aldım ama acuk şeklinde çıktı diyor. Armut aldım diyor. İşte değişik bir yapıya sahip oldu diyor. Buradan bir üretici olarak aynı zamanda pazarlayıcısı olarak böyle meyve fidanı dikecek olan üreticiye yahut da çiftçiye ne gibi öneriniz var? Vallahi biz bütün verdiğimiz fidanların arkasındayız. Son 6 yılda bu ceviz konusunda, çetler, petro konusunda, yabancı türler konusunda büyük yol mesafe ettik. Kurduğumuz bütün bahçeleri takip ediyoruz. Şu anda 5-6 yıllık olan bahçelerimizden ürün satanlar var. Bunları vatandaş gider yerinde görürse daha iyi olur. Verdiğimiz her fidanın arkasındayız. Bunun sertifikasını, faturasını, e, ilk bir sene ücretsiz budamasını yapıyoruz. Bundan diyelim e, kurduğumuz bahçede bir tane bile yanlış fidan çıksa onu biz telafi etmek zorundayız. Yani bu kesinlikle olmaz. Çünkü biz buna çok titiz davranıyoruz. Onun için e, fidanların ne alırsa aslında bizden korkması olarak her fidanımızın arkasının cinsine, gelişmesine ondan sonra e, garanti veriyoruz. Peki hocam e, bu arada... E şeyde var mı? Yani kapama bahçe e, kuruyorsunuz. Talepler nasıl e, bu işe başladığınız günden bugüne kadar? Ne kadar bir alanda kapama bahçe kurdu korkmaz filancılık? E, bugünlerde kapama bahçeye e, talep nasıl? Bugüne kadar e, aşağı yukarı 5-600 dekar ceviz bahçesi kurduk. 100 dekara yakın e, elma bahçesi. Bunun yanında yine ufak çapta 40 dekar deveci armudu erik bahçesi. Bunları kurduk. Şu anda eskiye göre talep biraz daha fazla. Millet bir arayış içinde. Ama bunun da sonu nereye gider bunu bilemem. Tabii meyve çok, her taraf meyve olduğu zaman bunun da bir pazarlama sıkıntısı ileride olabilir tabii ki. Ama işte olaylar böyle devam ediyor. Peki efendim, üretim kapasiteniz ne? Yıllık, çeşitlemeye sorarsak çok çeşidi var herhalde ama yıllık üretim kapasiteniz ne? Toplam toptan satışlarınız oluyor mu? Tabii bizim şu anda Korkmaz Fidancılık olarak 70'in üzerinde çeşidimiz var. Kendi ürettiğimiz 70'in üzerinde yani şöyle diyeyim elmanın 10 çeşidi, armudun 10 çeşidi, erik, şeftali. Bütün çeşitlerde hani bunun yanında aletten yöresel fidanlarda hani şey nesli tükenmesin diye bunları da üretiyoruz. Hiç, Örnek verirsen e, mesela, mesela, tükenirken. Tükenirken mesela e, bizim Vaffa'nın yanı kızıl armudu, e, patlıcan inciri, e, bunun gibi bazı çeşitler e, üretiyoruz. Vaffa'nın çıtır elması, bu meşhur kokulu çıtır elma. E, gün geçtikçe üretimi de artıyor. Yani e, verim artıyor. Onun için biz de yani e, halkı mağdur etmemek için bu çeşitler üzerinde daha çok çalışıyoruz. Evet sevgili izleyenler, biraz önce işletme sahibi de söyledi. Talep çok, üretim var ama belki de meyvenin pazarlanmasında sıkıntılar olur dedi. Böyle bir sıkıntıyı yaşayan Samsun'un Terme ilçesinde bir üreticimiz var. Hemen kameralarımızı bir Terme'ye çevirelim. Oradaki çiftçimizden bakalım bu yıl ürettiği elmayı, ürünü ne yapmış, nasıl satmış? Pazarlamada sıkıntı çekmiş mi? Onu ekranlara getiriyoruz. 800'e aha veremediğimiz de var. Verdiğimizi evet, verdik. Evet. 500'e verseydik keşke. Evet, keşke 500'e verseydik yani 800'ü geçtik. Dalında kalmasaydı. Yani ya. dalında kalmasaydı. Evet. Yani dalda kaldı gördüğünüz gibi ya yerde olan başka, dalda olan başka. Şimdi tabu pekmez yapmayla, sirke yapmayla da yok. İnanmazsınız. Az önce bakın siz az önce geldiniz ya. Birkaç kasa onlara verdim arkadaşlara. Evet. O pekmezleri de ben ne yapacağım icabında yani. O evet. ne yapayım? Onun da kadar... pazarda sıkıntısı evet. var. Değil Onun mi? da sıkıntısı evet. var. Olmaz mı? Hepsinin evet. sıkıntısı var. Bizim için en iyisi bunu bizim dalda satmamızdı. Kesinlikle. Yani uygun verelim de gitsin ya. 500'ü e verelim de gitsin ama yok. Yani bir dokunduk bin ahişit misali ee, biz kaldığımız yerden hemen devam edelim. Peki efendim yani tamam devlet %50 destek veriyor da peki arkadaşımızın üreticimizin o %50'yi karşılayacak parası da yok. Bu durumda ne yapılmalı? Yani buna bir çözüm bulunmalı. Gerçekten çok güzel bir bahçe var. Allah nazardan sakınsın. Evet. E üretim de iyi. Ben e, bu tebliğin yayınlandığı tarihte 4 Eylül'de yayınlandı bu yeni bir tebliğ. 2012/64 evet. sayılı tebliğ. Bu tebliği aldım inceledim tebliğ ile beraber e, işte ilçe müdürümüzle ihtişarede e, bulunduk. E, Samsun İl Müdürlüğü'ne yapılacağını oradan destekleme şube müdürlüğüne gittim. Oradaki arkadaşlar bana bir evrak verdi. İşte Bunları hazırla getir. Onlara baktığımda e, tabii ki çoğu şartları ben yerine getirebiliyorum ama bizde e, sıkıntı tapu. Sen az önce dedin ki bir dokun bin ağa eşit. Bizde sıkıntı bir tanedir ki. Buradan kadrosuza geçtikten sonra hazine benim de yerim var dedi belli bir çevreye itiraz etti. 10 seneden beri mahkeme görüyoruz. Bunu belediye başkanlarımıza söyledik. Tabu genel müdürüne söyledik. Tabu kadrosuraya söyledik. Hiçbir çözüm yok. Avukat bu sene halledeceğim. Bu yazın halledeceğim. İşte şu hakimden bu iş olmuyor. Bu hakimden bu iş olmuyor. 10 seneden beri e, kötü köpek e, ne yürüne ne yürür misali. Hiçbir şeyi de kullanamıyoruz. Şimdi bende tabu yok. Ben bu işe müracaat edemiyorum. E, kapımdaki arabayı traktörü satmayı göz önüne aldım. %50'sini karşılamak için. Ama satsam ona, ona da çare yok. Yani biz müracaat edemiyoruz bir kere. O şeylere, şartlar yani hayır. yüzde elli'yi de denkleseniz bu sefer tabii, tabii. E, tapu olmazdı mı? Çekaza kaydımız var. Her türlü tarımsal desteklerden yararlanıyoruz ama böyle bir projeye müracaat ettiğimiz zaman yok arkadaş, sen tapu gözümeden olmaz deniyoruz. Yani peki kiralama usulü yok mu yani? Bunu bazı şeylerde kiralama var. Kiralama usulü ya hazinenin adına olur, kiralarsın. Ya mal müdürünün adına olur, kiralarsın. bir olur kiralarsın herhangi bir kamu kuruluşunun, belediyenin şu, şunun bunun üzerine oldu kiralarsın. Bizimki hiçbir şeyin üzerine... Sahibi yok? Sahibi yok şimdi. bizim. Bizim yerin sahibi yok. Biz bile göç evet. oturuyoruz evet. burada şu anda. Evet. Benim 40 tonluk rekoltem bu sene 20 tonu ziyan oldu. 20 tonu da yok pahasına satıldı. Bu bir milli bir servet. Milli bir servet. Yani hem rekolte kaybı hem fiyat kaybı her türlü zarar. Devlet bize vereceği bakanlığın bize vereceği destekler Acaba bu zararı karşılamak için yeterli değil? Yani bir seferlik zararımızı karşılasa yeter. Biz yeni yürümesini öğrenen çocuk gibi bir yürümesini öğrense yürüyebileceğiz. Ama yürüyemiyoruz şu anda. Emeklemekle devam ediyoruz halen de. İnsanlara örnek olandık. maalesef kırıyor, örnek olduk. Evet. Evet, sevgili izleyenler, yaklaşık 4 yıl, beş yıl önce. E burada Binbir umutlarla fındık bahçesini söküp yerine bodur meyve dikti ve bölgeye de örnek oldu Yaşar Bey. biz de o ilk yıllar ilk dönemleri de geldik. Gerçekten çok güzel meyveler de oldu. iklim olarak bölgeyi de sevmişti. Ama aradan yıllar geçti dedik ki kameralarımızı bir termeye götürelim. Bakalım Yaşar Bey o geçen 4-5 yıl zarfında neler yapmış, neler oluyor diye bir görelim dedik. Bunu da ekranlara yansıtalım. Örnek olur diye düşündük ama biz de hayal kırıklığına uğradık burada. Çünkü gerçekten burada bu yıl 40 ton bir meyve almış. Bu 40 ton meyvenin 20 tonu dibine dökülmüş. Çürük halde çürümüş. Bir 20 tonu kalmış. Onu da ağacında pazarlıkla 8 kuruşa satmış. Yere indirdikten sonra alıcı da caymış. Demiş ki bu 300 kuruş yapar. Fazla para veremem. Çünkü iyisini içinden almış. Kötüsü de kendisine kalmış. Burada soğuk hava deposu için yetkililere, ilgililere başvurmuş. Fakat yeri de tapusuz olduğu için, hazine yeri olduğu için o da gale Direğinden dönmüş. Çok emek verdim diyor. Bu benim Çocuklarım gibi bu ağaçlar diyor. Bunları kesmeye de kıyamıyorum diyor ama gerçekten e, evinde de huzuru da kalmıyor. Çünkü e, gerçekten içler acısı emek, alın teri burada perişan olmuş Evet sevgili izleyenler. Şu anda Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Kösedik köyü Karayaka Mahallesi'ndeyiz. Neden e, bu mahalledeyiz? Çünkü bu mahallede 2-3 yıldır organik üretim yapılıyor. Başta fındık geliyor tabi ürünlerin içerisinde. Bunun yanında ufak tefek bahçe bitkileri de tabii ki yer alıyor. Biz de bunu burada organik üretim yapan çiftçimizle bir görüşeceğiz. Neden organik üretimi tercih etmişler, kendilerine ne gibi yararlar sağlamış, bunu kendi ağzından alalım. Evet sevgili izleyenler e, her zaman söylüyoruz. Sık sık ekranlarda e, bunu telaffuz ediyorum. Artık e, dededen kalma, babadan görme tekniklerle tarım yapılmıyor. Yapılamayacağını da e, söylüyoruz. Onun için e, yanımızda gerçekten e, dededen kalma, babadan e, görme e, tekniklere yeniden geçerek e, ürün üretiyor ama Teknoloji ise yakalamaya çalışıyor ve bir anlamda da yakalamış. Dede ve babadan derken yani organik ürün üretiyor. Yani geçmişte de dedelerimiz gerçekten ilaç kullanmazlardı, gübre kullanmazlardı. Doğal organik ürünler. Siz de bu dedenin torunu olarak bunun yolunda ilerliyorsunuz. Neden buna ihtiyaç duydunuz? Organik üretime geçtiniz. Ya organik üretim deyince önce aklına sağlık gelir. Şimdiki daha önceleri eskiden eski günlerde bakarak yaptığınız zaman hastalık oranı yüzde beş ve yüzde on idi. Köylerimizde olsun, kentlerimizde olsun, çoluk olsun ama şimdi bakıyoruz hastanelerimiz dolmuş taşmış. Bu neden? Hep ilaçlama, kimyasal ilaçlamanın sebeplerine verdiğin rahatsızlık dolayıdır. Ve biz köy halkı olarak, bir çalışma olarak, birlik olarak biz organik e, üretim üzerine bir ağırlık verdik e, yani sağlığımız için öncelik sağlık, evet, sağlık yani için. öncelik sağlık yani sağlık bizim için çok önemli e, onun için organede geçtiğimizde çok memnunuz evet. peki efendim. bunun yanında tabii ki bir de modernleşme yani makinlaşmada yeni yeni teknikleri yakından takip ediyorsunuz evet. anladığım kadarıyla peki ömer en çok hangi makinelere kullanıyorsunuz? Yani hani bunun hasatından, dutunda, e, işlenip e, pazara yani tüccara götürene kadar. Ya biz şimdi bunun ilk e, şöyle yapalım, e, şöyle diyelim. İlk e, temizleme olarak e, ot pişme makinelerimiz var. Bu da teknoloji olarak. Evet. Yani eskiden e, bilekle, tırpanla evet. çalışıyorduk. E, günlerce çalışıyorduk, bitiremiyorduk, yoruluyorduk. Evet. İnsanlarımız artık bıkıyordu, yaptıysan bıkıyordu, aldığı üründen bıkıyordu ve ot biçme makinesi çıktı. Sağ olsun da çıkan arkadaşlar sağ olsun. Kim ürettiyse Allah razı olsun. Bunlar bize birebir faydası oldu. Biz bir günde bir iki arazi iki üç kişiyle atıyoruz. Bir günlük işimiz var. Ve evet. ondan sonra beş on gün yatıyoruz. Evet. Ve şimdi de toplama işi benim en çok üzerine, dur, durduğum olay o da şundan. Bizim işçiden yana çok sorunumuz oluyordu. Tamam biz de işçilik yapıyoruz. Evet. Bir yerlere bizi çalışıyoruz. Bir firmalarda çalışıyoruz ama şimdi kaba kuvvet artık bitti. Kaba kuvvetli olan iş pek vermiyor ve ürünün yarısını alıyor. Biz bunu hesabını yapıyoruz. Ürünümüzün yarısı sadece işçiliğe gidiyor. Mesela örneğin, burada kaç kişi çalıştırıyordunuz şeyden? Biz normalde 13, 14 ve 15 kişi kadar insan çalıştırdığınızı biliyoruz yani. Halen de devam ediyoruz. Şu anda 8 yani adam bulamadığımız için mecburen 8 kişi bulmak zorunda kalıyoruz yani. Artık 8 kişiyle ev adamı ee, normal çalışan insanlar daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Sabahtan erken kalkıyor, akşam gece aralığında çalışıyor ve işi bir önce bitirmek için. Bir de güz mevsimi, yağmur e, etkiliyor. Evet, evet, hava erken, yani havalar evet. erken kar alıyor. Ee, Yağmurda yakalanmayalım, ürünümüzü hazırlayalım, bir önce bitirelim diye. Artık e, mal birebir artık daha uyuma yok. Mal uyuma yok çünkü e, insanla çalıştığı için. E, bir içinde bugün maliyeti, e, yataklı yemekli maliyeti 50 TL'yi buluyor. Yani 40 lira normalde bir de adam bir yemek yiyor, sabah, önüne akşam yiyor, yatıyor kalkıyor, bu 50 TL'yi buluyor. Bunu hasada vurduğumuz zaman hasadın yarısını alıp gidiyor. İşçi geliyor, hasadın yarısını alıp gidiyor. O yarısı da, o da senin, o yarısı senin değil, o da yarısı da diğer bahçe işlerini yapıyorsun, hesap ediyorsun, sana bir şey kalmıyor. Öyle baş, hmm. baş başa kalıyor, yani bir şey kalmıyor. Biz de onun için ben e, araştırmacıyım, Ara, araştırmayı seven birisiyim. Yani işim ben ne kadar kolay, ne kadar çok erken iş, iş yapabilirim, ne kadar daha erken iş bitebilirim diyerekten bu... Ee, makine e, çattı internetten. internet fındık makinesi toplama makinesi. Fındık makinesi. Ben aslında ceviz için araştırdım ama bunu buldum ve bir baktım, inceledim e, araştırdım yerini aradım firma aradım ve makine istedim yani hiç bedelsiz makine istedim yani e, görmek amaçlı. Sağ olsunlar onlar da gönderdiler baş beraber gönderdiler testimizi yaptık e, yalnız biz kullandık ben memnunum. 10 kişiyle 12 kişi arası değişiyor. Hmm. Makinenin verimi. Ha o da nasıl? Şimdi ben şimdi bunu 12 ye, 12 kişi diyorum ama bunu da aydınlatayım. E, arazimiz gayet temiz olacak. Çok temiz olması lazım. Ha, yani bu makinenin yani çalışabilmesi yani... için. Bu ara makinenin çalışabilmesi için arazimiz çok temiz olması lazım. Eğer çok temiz olsak çok daha güzel randıman alırız yani. Ama şimdi vatandaş şunu şöyle bir diyebilir. Ya bu makine olması lazım. E, otun bizim içinde mesela şu otun arasında bu makine bu işi yapmaz. Evet. Yani bu iş yapma, yapmadığı için ne yapacaksın? Gayet temiz olacak. Ne kadar temiz olursa fındığımızın dibi o kadar erken ürünümüzü bitiririz. Hı. Ve makinemizin şöyle bir avantajı var. Yüzde yirmi beş, yüzde otuz da tene yapıyor. Yani bu avantajı da var. Pisliği fındığa katmıyor. Tertemiz fındık olarak alıyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler Köy TV ekranlarında röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet sevgili izleyenler yanımızda yine organik üretim yapan bir arkadaşımız var. Efendim sizi tanıyalım. Ben Resul Şahin. Kösedik köyü Karayaka Mahallesi yine 19 Mayıs'a bağlı. Kaç yıldır organik üretim yapıyorsunuz? Diğer arkadaş gibi biz de 3 yıldır organik tarımla uğraşıyoruz. E, fakat organik tarımdaki bazı problemlerimiz bizim e, diğer arkadaşın da anlattığı gibi maliyet e, çok fazla e, pazarlama yöntemi bence ben arkadaşa çok katılmıyorum pazarlamada biraz sorun çekiyoruz yani e, şu anda bir tane firma var ve bunu da e, fındık üreticileri birliğimiz ve e, ziraat danışmanlarımız bize yardımcı oluyor. Benim ases gündeme getirmek istediğim burada bu konuda devletin de biraz çiftçiye sahip çıkmasını istiyorum ben. Yani e, alanbazı desteklemeden ziyade benim ürünümü pazarlamada bana yardımcı olursa benim için daha avantajlı. Çünkü alanbazı alan bazı destekleme biraz vatandaşı e, tembelle itiyor bence. Yani nasıl olsa ben kaybımı alanbazı desteklemeden çıkartıyorum. E, çok da önemli değil deyip ama... Ürünümü pazarlayabilirsem e, Daha çok ürün yaparsın Daha çok çalışırsın Daha kaliteli, daha azimli, daha temiz Daha düzgün ürün yapmaya gayret edeceğine inanıyorum Bütün arkadaşlarımın evet. e, Bu konuda Son yıllarda özellikle Devletin e, tarım politikaları Bence biraz yanlış e, Bizi hepten yetim bırakıldık gibi Unutulduk gibi Buradan e, size çok teşekkür ediyorum e, İnşallah Sayın Tarım Bakanımız sesimizi duyar, bu konuda e, ziraat aletleri desteklemesinde olsun, e, daha pazarlamada pazarlamaya yönelik bizlere daha önceki yıllardaki gibi TMO aracılığıyla, Fisko Birlik aracılığıyla bize bu aracılıklarla yardımcı olabilirseler çok çok daha makbul olur. Evet. evet sevgili izleyenler, yani hep üret üret diyoruz ama pazarlaması konusunda da çiftçinin ürünü sıkıntıları var. E, bunu da e, Zaman zaman dile getiriyoruz. Burada tabii ki çiftçilerin sadece bir alan bazlı değil de üretilen ürüne ve üretilen ürünün pazarlanması konusunda yardımcı olmalarını istiyorlar. Yani bu açıdan biz de bu mesajı buradan duyurmaya çalışıyoruz. Tabii dilimizin döndüğü, kameramızın görüntülediği kadar milletin efendisini. İşte e, bu ekranlar aracılığıyla Sesini duyurmaya çalışıyoruz Milletin efendisinin Sesine lütfen kulak versin Yetkililer evet. e, politikaların Yanlış olduğunu iddia ediyorlar evet. Bunu hangi e, çiftçi bize Mikrofonu uzattıysak bunun üstünde Çok sık duruyorlar Evet sevgili izleyenler e, Şu anda 19 Mayıs ilçesinde Ve çevresinde e, Bir proje yürüten e, Bir arkadaşımız var efendim önce tanıyalım ben e, ismim Nuraydın Saka. E, şu anda Samsun ili e, 19 Mayıs ilçesi Fındık Üreticileri Tarımsal Üretici Birliği e, Tarım Danışmanıyım. Aynı zamanda Türkiye Meyve Üreticileri Birliği'nin e, Sayın Alaaddin Gülal'ın da danışmanıyım. Şu anda bulunduğumuz bölgede e, 19 Mayıs'a bağlı e, köşedik köyündeyiz. E, 19 Mayıs ilçesine bağlı 10 köyde 300 çiftçide Toplam 9000 bin dekar alanda e, organik tarım yapıyoruz, organik fındık yetiştiriciliği yapıyoruz. E, bizim de şu anda bulunduğumuz yerdeki e, çiftçimizle danışmanlığını yaptığımız Mehmet Karaman'ın e, arazisindeyiz şu anda e, organik tarımla ilgili kısaca işte e, kimyasalların kullanılmadığı, işte dünyanın artık talep ettiği e, ürünü, biliyorsunuz fındık ürünü e, ihracat e, olan Türkiye'de birinci ürün ve dünyada dünya üretiminin 175'ini biz karşılıyoruz. Fındığın pazarlanması konusunda artık e, biliyorsun serbest piyasaya devredildi fındık satışları. Bu sene de biraz fiyatı e, 4 milyon, 4,5 milyon civarında e, düştü. Bunu e, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için e, organik tarım yöntemiyle e, daha fazla paraya satmak. Örneğin bu sene bizim 150 tona yakın Fındığımız organik ürün haline geldi ve bunu biz Alman firmasına satışını gerçekleştirdik yaptığımız sözleşme gereği. Proje yeni başlamadı zaten 2009'da başladı. İl ve ilçe tarım müdürlüğü ile beraber bu projeyi yürütüyoruz. Modernleşmek yani makineleşmekte. Makineleşmek Tabii zaten bakanlığımız biliyorsun makine ekipman desteği veriyor. Henüz daha bu yeni piyasaya çıkacak. Belki bizim Türk insanı bunları da... Bizim burada yaptığımız şeyde, denemelerde e, günde 300 kiloyu rahatlıkla topluyor. Yani 13'ünün yaptığını bu makine yapabiliyor. Bunun e, daha iyi olması için fındığı mutlaka yerden toplanması lazım. Zaten normalinde de öyle olması lazım. Çünkü e, elle topladığımız zaman gelecek yılın ürün mahsul veren gözlerini de yok ediyoruz ellerimizde. Bu farkında değil insan. Peki fındık kendimi mi düşecek yere yoksa? Evet, e, bunu sallıyoruz. Fındığı sirkelemek süretiyle ağacını, fındık dallarını sallayıp yere dökülmesini yerinde temiz olması lazım. Bu şekilde bu makine e, çok güzel çalışabilir. Ufak tefek bazı teknik değişikliklerle gelecekte üreticilerimizin e, işçilik maliyetini düşürecek bir yöntemdir. Biz de bunu birlik olarak e, destekliyoruz ve Hı. takip ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz ve vermiş olduğunuz. Teşekkür mi? ederim. E, televizyon Köy TV'de bizleri dinlediği için teşekkür Hı. ediyoruz.